saat kulesinden büyük çanı alıp cilalanmaya götürecekti. Yola çıkınca Duncan eski ve sarsıntılı bir hat üzerinde ilerledi. Burası demiryolunun en sevdiği kısmıydı. Her gün tangırdayan bu raylar üzerinde puflar dururdu. Tekerleklerini çıkardığı sesi çok severdi. Duncan bir ileri bir geri ilerledi. Tangırdayarak ve sallanarak tepelerin üstünden geçti. Bu sırada Renias geldi. Duncan, geç kalacaksın diye bipledi. Ama Duncan Renias'ı duymadı bile. Tekerleklerinin çıkardığı tıngırtılar çok yüksekti. Duncan sonunda transfer alanına vardığında çok geç olmuştu. Ve ustabaşı çok kızgındı. İşçiler kocaman bir tahta çerçeveyle bekliyordu. İçinde ise büyük bir çan vardı. Çan Duncan'ın platform vagonuna yüklenirken neşeyle çınladı. Bu ne güzel bir ses, dedi Duncan. Unutma, dedi ustabaşı ciddiyetle. Bu çan çok ağır. Cila atölyesine giden raylar eski ve tamir görmesi gerekiyor. Çok yavaş ve dikkatli olmalısın. Ama Duncan ustabaşını dinlemedi bile. O hala çınlamanın keyfini çıkarıyordu. Duncan cila atölyesine giden raylarda ilerledi. Dağlara doğru puflayarak giderken tekerlekleri tangırdamaya ve çan çınlamaya başladı. Duncan çok hızlı gitti. Çan da çok çınladı. Her sarsıntıda ve virajda sarsıldı ve çınladı. Sallandı ve çınladı. Duncan bu sesi kendi tekerleklerinin sesinden bile daha çok sevmişti. Muhteşem vakit geçiriyordu. Hey! Diye vişledi. Ve çanın sesi yükseldi de yükseldi. Yavaşla! Dedi Rusty. Ama Duncan duymadı. Yaşasın! Diye dütledi Duncan. Dikkat et! Dedi Scarlett. Uhu! Diye bağırdı Duncan. Çan düşecek! Diye pufladı muhteşem.